Ne oluyor ya? Görüyor musun şey eti? Kim bilir kaç paradır. Ne? Şaka. Rıfat gel bakalım. Ya Lazlı ateş gibi memeleri. Çocuklar tamam. Susun. Devam et. Parladı dikilmiş olarak. İki bölgede. Ve çifte akıntıda ulaştı ateş. Büyük ışıkla ayaklarına. Arkadaşınız Pablo Neruda'nın şahane bir şiirini yine kendine has üslubuyla okudu. Aferin Rıfat. 5. Bravo. Osman. Victor Hugo'nun sefilleriydi değil mi? Evet hocam. Anlat bakalım. Hocam şimdi bu hikayede çalınan ekmek yok. Alın teriyle kazanılan ekmek var. Emrah amelelik yapıyor. Ayıp mı? Değil. Ne anlatıyorsun? Ekmek parası kazanıyor gariban. Ama o kız yok mu o kevaşe? Çocuklar. Susun. Ona buna elleterek para kazanıyor. Emrah ekmeğinin peşinde. Adilik kız da yani. Yanlışlıkla Emrah Sefiller filmini vermiş. Yok artık. Oğlum sen ne biçim konuşuyorsun? Emrah kim? Neler söylüyorsun böyle? He? Emrah da deliriyor hocam. Lot oynayıp kazanıyor. Parayı da alıyor, kızı da alıyor. Susun. Otur yerine Gerzik. Ha? 0. Hocam. Otur yerine dedim sana. Ne oluyor lan? Anlamadım. Yedi mi lan seni? Dur yavaş ol. Ver lan buraya. Dur. Lan, lan buraya. Ettin lan beni. Ya oğlum nereden bileyim? Yanlışlıkla karıştırmışım filmleri ya. Dur. Rezil oğlum lan. Yani bir şey söyle şuna ya. Yeter. Oğlum mador oldum lan bütün sınıfın önünde. Uzatma be oğlum. Yanlışlıkla verdin. Uzattın ha. Uzattın ha. Küçük Emrah filmi. Ya şu kız millet yok mu ya? Ne yapsan yaramıyorsun tamam, kardeşim. Bırak. Yani. Meryem baksana buraya. Göstereceğim lan sana. Ya oğlum. Dur ya abi. Be, yeter. Yeter ya. 5 dakikaya çıkarlar. Ya birader sen hep böyle uzaktan uzaktan mı bakacaksın? Git konuş abi kızla. Kolay mı oğlum? Ben kim o kim? Ya hayır derse? Çıkıyorlar. Ölür müsün kızım partiye gelsen? Rahat bırak beni. Ne oluyor lan? Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Teşekkür ederim. Oo, Varos Kralı Ali! İsmet, 27 numarayı ver lan oradan. Lan yavaş atsana lan anahtarı. Duracağım kafana. Şşş, ne oldu lan gözüne? Siktir et. Oğlum. Buyur Recep amca. Sağ ol oğlum. Anlatsana oğlum, ne oldu lan? Akşama konuşuruz. Konuşacağız ama, hadi. Vallahi Paris'e gitmeyi düşünüyoruz. Jean-Paul Gaultier'in defilesi de varmış. Fena olmaz dedik. Anne, dışarı çıkacağım. Biraz nakit lazım. Telefonda konuşuyorum, görmüyor musun? Çanta orada, git al. Of! Nerede kaldım, ne diyordum şekerim? Evet, siz de geldiniz diyorum. Birlikte bir tatil de yapmış olduk. Şşş! Biz kardeş değil miyiz oğlum? Kardeşiz tabii. Ama bu kavga öyle aniden çıktı. Ya ne zaman bitecek bu kavga? Ne zaman sorunlarımızı konuşarak halledeceğiz? Şuna bak. Ne? Vallahi haklısın.
Manyak bu lan. At oğlum. Oha! Hadi oturun yemeğinizi yiyin. Ne kaldı ki? Ne yiyelim Emine teyze? Allah'ım ya. Ben dün için özür dilerim. Yani benim yüzümden başınız belaya girdi. Hiç önemli değil. Bizim yerimizde kim olsa aynı şeyi yapardı. Değil mi Ali? Tabii. Teşekkürler Ali. Bu arada ben de Murat. Tanıştığıma memnun oldum Yasemin. Adımı nereden biliyorsun? Ali söyledi. Benim gitmem lazım. Yasemin! Ne işi? Hiç. Yavrum bak hepsi senin için. Akşama geliyorsun değil mi partiye? Gelmeyecek mi kızım yoksa? Ne bileyim ben ya. Önüne bak lan. Şu burslu çocuğa ayrı bir sinir oluyor. Desene artık daha da sinir olacaksın. Ne? Yeni saha çık. Seçmelere katılmış bu vitaminsiz. Koç da beğenip takım almış. Anlayacağın Tufan'ın morali sıfır abi. Problem değil. İlk antrenmanda biçerim. 6 ay kendine gelemez. Helal be kardeşim. Ne zaman arayacaksın? Bilmem. Bilmem. Ulan aylarca kolejin kapısında nöbet tut, kız numarasını versin bilmem de yuh. Hadi anlatmayacak mısın? Neyi? Ya hadi kızım ya, var sende bir hal. Kızlar. Kızlar ben galiba birinden hoşlanıyorum. Ah! Kim? Kanka. Gelin biraz eğlenelim. Hayırdır birader? Yerimize oturmuşsun. Burada adınızın yazdığını görmedim. Lan vitaminsiz. Anlama problemi mi var? İkile lan buradan. Burada yer var. Oturabilirsiniz. Sen bu halinle mi iyi futbolcuyum diyorsun? Hı.
Yok mu günaydın filan? Ne oldu senin gözüne? Yok bir şey ya. Kapıya çarptım. Kapıya? Ne olmuş? Oha be oğlum. Sabah sabah sarma mı yenir lan? Zeynep getirmiş. O zaman hepsi yenir. Şşş. Benim dergiler ne oldu lan? Aman. Ayşe. İşte. Ayşe. Salak. Hayvan. Of ya abicim. Al ulan. Kahrolsun romantizm. Yaşasın erotizm. Pislik ya. Ne itirirsin ya? Görmüyor musun? Test çözüyorum. Bunları çöz. Arkadaşlar müjde. Yeni matematik hocası gelmiş. Birazdan burada olur. Bu ne ya? Allah'ım ya. Hadi. Adını söylemeyecek misin? Ali. Şu Berk'le kavga eden çocuk mu? Ay inanmıyorum sana ya. Benim adım Tekin. Bundan sonra matematik derslerini birlikte işleyeceğiz. Beni gördüğünüzde pek sevinmemiş gibisiniz. Vallahi hocam biz söylesek ayıp olurdu. Siz de olayı iyi yakalamışsınız. Adın ne senin? Osman. Fena halde memnun oldum hocam. Oğlum, ya sen gelmesin. Hiç olur mu? İyi, tamam. Tamam, kızlar gelsin, onları ekip ondan sonra hep beraber gideriz. Duralım, tamam mı? Ben hazırım. Ne işler romantik, ha? Madem konuşarak anlaşamayacağız, bulduğum en medeni yöntem bu. Medeni ya, yakışıyor. Bak. Ver bakayım şunu bana. Şu kızlar geldi. Nasıl? Ali biraz konuşabilir miyiz? Şimdi sırası değil Asiye. Lütfen. Bir şey söylemeyecek misin? Asiye daha kaç kere... Hem bak ben sana hiç o gözle bakmadım ki. Ama ben... Asiye. Ben başkasına aşığım. Ne yapayım kaptan ya? Koç aldı o lavuğu takıma. İyice moralim bozuldu. Merhaba gençler. Dün yarım kalan şu işi tamamlayalım mı? Hı? Tek başına mı canım? Ulan ne cesaret ha. Sopalarla dövmeyeceğiz. Biz sizin gibi kancık mıyız? Be. Polis gelince insan elimden tutup koşturmaz mı? Az daha çok yiyordum. Ama bu sefer iyi dövdük değil mi? Ulan birkaç yumru da bana geçirdin ya.
Ne yapayım, sen de menzilime girip duruyorsun ya. Of Asiye, of. Ben onu deliler gibi seviyorum. Neden kimse anlamıyor? Yarın görüşürüz. Kendine iyi bak, tamam mı? Tamam. Asiye. Hayırdır? Ağlıyor musun? Yok. Hayır, ağlamıyorum. Annemi getirmiştim teyzemle. Seni görünce bir selam vereyim dedim. İyi. Görüşürüz. Biraz dikkatli ol. Akşamdan beri kırdığın üçüncü bardak. Yine mi ya? Bu numara kim? Alo, beni aramışsınız. Kiminle görüşüyorum? Yasemin, ben Ali. Ben aşağıdaydım da duymamışım. Aramana sevindim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Hiç. Evdeyim. Ara demiştin ya. İyi yapmışsın. Ben aramana çok sevindim. Hasan amca? Tamam o zaman. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sen de. Oley be! Ali. Hı. Baban yine gelmiş. Ne var? Ali, oğlum. Oğlum deme bana. Bir dinlesen. Dinleyecek hiçbir şey yok. Evine dön bari oğlum. Anlamıyorsun değil mi? Yüzünü bile görmek istemiyorum. Bir daha sakın gelme buraya. Ne buraya, ne de eve. Ali. Gel bakalım Ali Yıldız. 1990 İstanbul doğumluyuz. Baba Hasan Yıldız, meslek marangoz. Dersler iyi ama son aylarda düşürmüşüz Ali. Devamsızlıklar da
Anne Leyla Yıldız. 8 ay önce ölmüş. Açmıyorsun telefonlarımızı. Açmak zorunda mıyım? Hem sen neden beni arıyorsun? Senin yüzünden numaramı değiştireceğim belki. Yasemin, bana böyle ters ters cevap verme. Verirsem ne olur? Ne yaparsın? Ne bakıyorsunuz lan? Bak vitaminsiz. Seni bu takımda istemiyoruz. Güzel fikir. Bunu koçla konuşun. Oğlum, bak bu sana son uyarı. Eğer bir daha seni takımda görürsem... Diğer gözünde ben var artık. Hop hop hop. Berk. Ne oluyor? Ölüm fermanını imzaladın oğlum sen. (49 factorial / 43 factorial / 6 factorial) Ya hocam, Allah'ını seversen şimdi bu faktoriyenle işe yarayın. Faktoriyel. Neyse işte, ne işe yarar ki? Mesela sayısal lotoda tutturma ihtimaliniz nedir? Onu öğreneceksiniz desem. Ha, o zaman sizi Can Kılay'la dinliyoruz hocam. Bu arada Ali nerede? Bugün sabah çalışmak zorunda kaldı hocam. Yasemin, çok yanlış yapıyorsun. Kumru, ya yeter artık. Hem Berk duyarsa kavgadan dövüşten geçilmez. Kızlar, düşünecek bir şey yok. Ay, çok sıkıldım. Sabahtan beri aynı muhabbet. Hem karnım da çok acıktı. Güzel bir yer duydum, oraya gidelim. Divan Bey. Zeynep bak. Niye gitti gitti gitti? What are you doing something for me then? Anything. Will you marry me? Aman. Çok acıklı, görmüyor musun? Ne? Çok acıklı. Ya oğlum sen harbi totoşsun ya. Ayrıca bunlar bizim düşmanımız. Sakın unutma. Ne düşmanı kızım ya?
berk gibi oldunuz siz de. Bir de ağlıyor. Rambini getirdiniz, filme bakın ya. Oğlum ben bu paraya Taksim'de 3 film birine giderim be. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ayılar bile senden daha duygusal. Ne güzel aşk filmiydi değil mi? Evet. Belki bir daha gideriz sen ben ikimiz yalnız ha. Olur mu? Olur. Alo. Oğlum Yasemin kafeye geldi. Kim? Yasemin, Yasemin. Yemin et. Vallahi diyorum oğlum. Neyse sonra konuşuruz. Hadi. Tamam tamam. Hadi bay bay. Ne oldu? Yok bir şey. Bahşişi de bol bırakayım yani. Kumru, saçmalama. Tamam tamam. Hadi. Biz çıkıyoruz. Kolay gelsin. Ben 8 gibi çıkacağım. Buluşalım mı? Olur. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Sana verdim. İnan bilmiyorum. Ya sonra düşünce çok utandım. Bir de seni kafede çalışırken görünce çok şaşırdım. Neden? Çalışmak ayıp mı? Hayır. Canım neden ayıp olsun ki? Bilmem belki garsonum diye. Hayır. Ne alakası var? Ben sadece seni gördüğüme gerçekten çok sevindim. Onu söylemek istemiştim. Sever misin? Gel. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi, hoş geldin. İki köfte atar mısın? Hemen abi. Acılı acısız? Biri acılı olsun. Tamam abi. Benim yarın doğum günüm. Sahilde kimi gördüm? Kimi gördün bak? Yasemin'le Ali. Beraber koyu bir sohbet halindelerdi. Hadi tavşan kanı bunlar. Eyvallah kardeşim. Oo, aferin kızıma. Oğlum zar tutuyor lan bu. Zar tutmadan olur mu oğlum? Zühtü. Allah oğlum bu. Vay, ne işiniz var lan burada? Ne olacak lan? Havadisler için sabah mı bekleyecektik? Nasıl geçti? Çok mutluyum. Şşş. Dokunabildin mi lan bari bir yerlerine? Doğru konuş lan hayvan. Vay be, kardeşime bak. Beni doğum gününe çağırdı. Oo. Ulan hıyar, bir de bana bakmaz diyordun, görüyorsun. Şşş, evin kızı, ver bakayım Ali abine oradan bir çay, bunun şerefine içsin. Hadi lan. Gel otur, hadi gel, şuraya gel. Hayret bir şey ya. Kızım arkadaşın garsonlarla fingirdi, insan bir haber verir. Ay ne bileyim ben Berk. Söyledim ya işte. Deli olacağım ya. Bir de doğum gününe çağırmış piç kurusunu. Kolay gelsin. Hasan Yıldız'la görüşecektim. Buyurun benim. Merhaba ben Tekin. Ali'nin öğretmeni. Oğlunuzla ilgili konuşmak istiyorum. Bir şey mi oldu oğlum? Telaşlanacak bir şey yok.
Mümkünse yalnız konuşabilir miyiz? Patron. Merhaba benim. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Ben Ali'nin yeni şoförüyüm. Ali. Hı. Sen bunu al, bunu. Tüş. 750 E mi? E ne lan? Euro. Oğlum annene alsan bir tane bundan, kadıncağız sevinsin. Oğlum annemin tarzı değil ki bu. Yoksa setini alırım. Şişt, çocuklar bakın ne buldum. Kızlar bayılır böyle şeylere. Ne yapacaksın lan bunu? Nüfusuna mı geçireceksin? Süper bence. Bence de. 147 TL mi? Bende sadece 57 TL var. Hallederiz be abi. Hadi millet pamuk eller cebe. Yüzü parlar, tuttuğum an senin elini. Özleminden aklım karıştı, bu işe herkes şaşırdı. Kaybettim kendimi. Geçmiyor sokaklar bile, nefesini tut bekletiyor, dayanmak çok zor, sensiz olmuyor, sensiz olmuyor. Sensiz olmuyor. Şaka gibi ya. Biz burada sinirimizden ölelim. Küçük hanım baş düşmanımla doğum günü kutlasın. Teşekkür ederim.
Sen daha iyi bilirsin. Nereye kaptan? Ben siz artık olur lan. İyice kafayı bozdu bu ya. Çöplüğünden çıkıp Yasemin'i elimden alabileceğini mi zannettin? Bıçağını unuttun. Ali. Bir şeyim yok. Doktor lazım. Önemli değil. Küçük bir sıyrık sadece. Ben artık gitsem iyi olacak. Bas bas. Niye geldin lan bu saatte bu? Hayırdır erkencisin? Lan. Ne oldu lan koluna? Kim yaptı lan bunu? Berk partiye geldi. Şerefsiz. Geç gel. Abi şöyle geç. Merak etmeyin. Verdim dersini ama partide mahvoldu tabii. Bakayım. Dur ben bir gideyim. Ulan ya. Allah'tan arkadaşımın yeri. Ya polis çağırsalardı? Ne işi var o Çapulcu'nun senin doğum gününde ha? O benim arkadaşım baba. Çapulcu falan değil. Ay inanamıyorum ya, hala savunuyor. Bıçaklar çekiliyor Yasemin. Her şeyi Berk başlattı anne. Berk bize her şeyi anlattı. Daha önce de okul çıkışında Berk'e saldırmış. Ama baba. Tamam Yasemin. Bu konu bu gece burada kapanıyor. Bir daha görüşmeyeceksin o çocukla diyorum. Bu kadar. Alo. Efendim. Dün için tekrar özür dilemek için aradım. Gerçekten bir önemi yok. Sesin bir garip geliyor. Bir sorun mu var? Yo. Yani annemler dün geceyi öğrendi. Biraz olay çıkardılar da. Seni bugün görebilir miyim? Bilmiyorum. Ben ararım seni. Tamam. Garson. Fazla cesursun. Ne o? Bir mahsur mu var? Bir şeyler içip gidecektik. Bak şimdi garson çocuk.
Bize 6 tane çikolatalı Frozen ama light olsun. Şş, garson. Ya sen bana iyisi mi şey getir. Tiramisu getir ya. Ya şimdi bunun elleri leş gibidir ya. Bir tırnak kontrolü falan mı yapsak? Gel bakayım getir ellerini. Ne diyorsun lan sen? Ha, ne diyorsun? Ne oluyor lan? Bırak lan. Çekil. Ne oluyor orada? Ne yapmak istiyorsun sen ya? Delirdin mi? Burayı kapattıracağım. Sakin olun. Göreceksin. Sakin olun. Kovdum seni. Defol git. Defol git görev ya. Ulan senin işine de, patronluğuna da, sana da... Ali! Gel benim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Hadi gel kaptan. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Senin derdin ne? Derslerin aylardır berbat. Devamsızlık desen had safhada. Bakın. Bütün bunların sebebini biliyorum. Anneni kaybetmenin acısını derinden paylaşıyorum. Annemi karıştırma hocam. Dün babanla konuştum. Bana karışma hocam. Annem dolma yapmıştı. Ben de getireyim dedim. Annem evde yok. İstersen beraber yiyebiliriz. Almaz mısın? Sağ ol. Zeynep. Artık biz sevgili olsak diyorum. Söylemedin mi takımda oynamayacaksın? O patırtıda düşürmüş telefonu. Ben de bilmiyorum şimdi nerededir ama eve de gitmiş olabilir. Kusura bakma, benim işime dönmem gerek. Peki evi nerede? Ben şimdi sana nasıl tarif etsem ki? Ama istersen sana Murat'ın numarasını verebilirim. Bir yerlere yazmıştım. Hemen getiririm. Hı hı. Arka tarafta da yok ya. Of, of. Nerede bu? Nerede ya? Yok abi. Yok adam. Bu uğursuz hayatına girdiğinden beri zaten. Şş, yapma lütfen ya. Ne var ne bakıyorsunuz? Yalan mı? Ayrıca bana ne? Sanki ben miyim sevgilisi? Ne telaş ediyorum ki? Değil mi? Hadi gidelim. Ne oldu şimdi? Boş ver, saçmalıyor ya. Ha siktir. Bu benim neden aklıma gelmedi ki?
Ve toparla artık kendini. Yakışıyor mu oğlum? Bak kimi getirdim sana. Teşekkürler. Rica ederim yenge. Tamirhanedeki bütün arabalar emrindedir. Ali, kendini üzme olur mu? Hı hı. Tamam. Şimdi daha iyiyim. Hadi gidin artık. İyi geceler. Telefon. Hiç surat asma Yasemin. Bizi böyle davranmaya sen mecbur ettin. Okul çıkışı da gelip beni alacağım. Sen de amma gaza gelmişsin. Maksat belli, seni işten attırmak. Ya. Şş, şu Berk denen totoşu bulup bir daha mı dövsek? Ne yapsak acaba? Olmaz. Bundan sonra hırgür yok. Yasemin'e söz verdim. Benim yaptıramadığım aşk nasıl yaptırıyor bak. Ben size bir şiir okuyayım. Ben yazdım. Ya bir sus ya. Yuh be. E ne oldu? Yasemin'e ulaşamıyorum. Hadi ya. İşte Asiye'yiz. Asiye? Küs müyüz? Yok. Küs değiliz. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun ama... Ama sen başkasına aşıksın. Benim mutlu olmamı istemez misin? O mutlu edemez seni. Sen kimsin o kim? Can, notlarına baktım. Gayet iyi. Sen akıllı bir çocuksun. Ben Berk ve diğerleriyle konuşur, bu işin bir daha olmamasını sağlarım. Ya, konuşursunuz demek. Hocam, bunu ben yapmış olsaydım, çoktan kapının önüne koymuştunuz beni. Artık burada okumak istemiyorum. Buraya ait değilim zaten. Ya. Kesin bir şey oldu, kesin. Ya dur bir dakika be oğlum, belki şarjı bitmiştir. Ha çıktı işte. Heh. Çıktı. Ha siktir, görmedi. Hadi gel, biz de bir çay içelim. Tamam, olur. Daha ne olmasını bekliyordun ki? Sen Yasemin'i unut gitsin. O sana birkaç boy büyük. O hıyarla ayrıldı demek okuldan ha? Oğlum bir arasaydın, sorsaydın. Aradım.
Ama telefonu kapalıydı. Ya belki şarjı bitmiştir kızın. Öyle olsaydı çoktan aramıştı. Demek ki artık görüşmek istemiyor. Sıkma canını be oğlum, boş ver. Zaten zengin kızından yengem olur abicim. Bir de bizim dünyadan bir çocukla oynayayım dedi. Sektirdi gitti. Osman. Ne var abicim? Bunların aşkı meşke iki vermelik oğlum. Hoş. Sana onu da layık görmedi ya. Eyvallah. Ya. Ya ne yaptın ya? Osman. Dur oğlum bekle. Olmadı. Bu hiç olmadı be kardeşim. Ne işi var burada? Can, tanıyor musun? Oturun arkadaşlar. Can yeni sınıf arkadaşınız. Başka bir okuldan nakil geldi. Geç şöyle oturacağım. Tanışalım mı? Can. Sen o kolejli piçlerden değil misin lan? O kolejli piçlere dayanamayıp buraya geldim. Oldu o zaman. Ben Osman. Osman. Ali nerede? Anne, sen gittiğinden beri her şey, her gün daha da kötü oluyor. Hiçbir şeye dair umudum kalmadı. Çok yalnızım. Ulan sıçacağım böyle işin içine ya. Bu sefer çok ileri gittin hıyar. Ne ileri gitmesi lan şişik? Öyle laflar edilir mi? Çok ayıp. Ayı işte. Lan gelmeyin üstüme ya. Ne söylediysem üzülmesin diye söyledim. Şimdi daha mı iyi oldu yani? Ya aman be. Berk Kübra'nın doğum günü için saat 8 gibi gelip seni alacak. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Harika görünüyorsun bebeğim. Sen de öyle. Bu gece herkesin gözü bizim üzerimizde olacak. Hı hı. Geç bakalım. Ben arabada düzeltemiyorum makyajımı. Bir benzinliğe girelim mi? Tamam, olur.
Çantamı unutmuşum. Getirir misin Berk'cim? Olur. Hayırdır Yasemin? Nereye? Çantanı getirdin. Vazgeçtim, böyle iyi. Gidelim. Yok. Yani biz Berk'le konuştuk, sinemaya gideceğiz. Ah, tamam kızım. Çok sevindim. Gördünüz mü? Ne yapacaksın Ali? Lütfen. Ali yok okulda. Hem sana nereden? Hayret bir şey ya. Ali, sana kaç gündür ulaş... Berk'le beraber mi oynuyorsunuz bu oyunu? Ne oyunu, ne Berk'i? Yalan söyleme. Dün gece iyi eğlendiniz mi? Sen nereden biliyorsun? Çünkü gözlerimle gördüm. Aşkım... Kes sesini! Gidin kendinize oynayacak başka bir şey bulun. Şimdi defol git buradan. Ha. Ayrıca Kumru haklı. Sen bana birkaç boy büyüksün. Neredesin sen? Meraktan öldük. Sana soruyorum. Okula neden gitmedin? Okul çıkışı sinemaya gideceğinizden Berk'in neden haberi yok? Duymuyor musun anneni? Bu aptalca davranışın yüzünden kaç tane toplantımı iptal ettim? Yoksa gidip o hayvanla mı buluştun? Yeter artık! Yeter! Anne, babam fakir diye dedem sizin ilişkinize az mı karşı çıktı? Sen ne yaptın? Vaz mı geçtin ilişkinden? Baba, 6 kardeş aynı tabaktan yemek yediğin günleri, sefalet içindeki günleri unutmuşa benziyorsun baba. Ama içiniz rahat olsun. Sizin zengin, yani İsa kızınızı, o beğenmediğin fakir, yani hayvan,
o sizin kızınızı istemiyor. Tamam mı? İçiniz rahat olsun. O sizin kızınızı istemiyor. Efendim. Geldi Berkciğim. Peki Emel teyzeciğim. Yürüyün çocuklar, gidiyoruz. Hadi çocuklar. Yasemin tekrar Berk'le görmüş. Bayağı sıkı fıkılarmış. Yapma ya. Bu hiç iyi olmadı. Ama ben söylemiştim. O kız başka bir dünyaya ait diye. Ama bir bakıma seviniyorum. Ali sonunda gerçekleri gördü. Onu kimin sevdiğini, ona gerçekten kimin değer verdiğini gördü. Sen de kendi gerçeğine göre artık Asiye. Ali seni kardeşi gibi seviyor. Ve hep öyle sevecek. Hayatında o kız olsun ya da olmasın. Alo. Ne? Nasıl? Hı. Tamam. Kızlar, şimdi doğru Ali'nin evine gidiyorsunuz. Ne oldu? Yavşaklar Ali'yi dövmüşler. Çocuklar, vukuatlar, koşun! Nereye gittiniz zannediyorsunuz? Siz karışmayın hocam. Ali'ye saldırmışlar. Yanlarına mı bırakacağız? Durun! Demek Ali'ye saldırmışlar. Tamam. Gidip onları dövelim. Zor onlar bizi dövsünler. Bir biz bir onlar. Sonuç! Yemin ederim. Eşek sudan gelinceye kadar döverim sizi. Onlara bir ders vereceğiz. Ama kavgayla değil. Çocuklar, eğer becerebilirsek dayak yemişten beter olacaklar. Anlatacağım. Oh, acıyor mu aşkım? Yeter artık Asiye ya. Bana sevgilimmişim gibi davranma. Aptal. Keşke öldürselermiş seni de kurtulsaymışız. Keşke. Hey, ne oldu bu ya? Ne oluyor kızım? Vay yakışıklı. Yarına bir şeyim kalmaz. Alırız ifadelerini. Heh, biz de tam onu diyecektik. Kardeşim, bundan sonra kavga dövüş yok. Asiye. Hayrola? Teyze ziyaretini mi? Yok. Aslında ben seni görüp konuşabilir miyim diye gelmiştim. Yani... Ne konuşacağız ki? Senin Ali'ye... Çok sıkıcı bir konu bu. Biliyorum sen... Asiye. Ben sana aşığım. Ben gündüz benden uzak yağmur.
yaşarken kaçırma. Yasemin, al kızım. Hı? Anne, seni seviyoruz kızım. Hadi, okula geç kalma. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Yasemin. Aa, ne oluyor buna be? Yasemin! Yasemin! Ne oluyor kızım sana ya? Ben Ali'ye birkaç boy büyüğüm. Öyle mi? Ama ben... Ya inanmıyorum sana. Ne var? Ne dedi ki kız? Başvuruyu yaptık. Ama çalışmak için çok az bir zamanımız var. Herkes işini gücünü ona göre ayarlasın. Ne oluyor? Bundan sonra okul çıkışında hep beraberiz. Ali, takım kaptanı sensin. Yeter artık, dolaşma peşimde. Oğlum kim yaptı bunu sana? Oğlum deme bana. Bir dinle sen. Neyi dinleyeyim be? Neyi dinleyeyim? Annem ölürken senin meyhanede sefa yaptın mı ha? Oğlum. Oğlum deme bana. Oğlum Hasan amca felalaştı, koşun. Hasan amca. Hasan amca. İyi mi ne oldu? Osman koş ambulans. Koş, 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 koş. Babana haksızlık ediyorsun. Annen ölmeden kısa bir süre önce rahatsızlanmış. Bir sürü röntgen çektirmişler. Tahlil yaptırmışlar. Evet. Ve ne yazık ki daha tahlil sonuçlarını öğrenemeden kaybettik annemi. Baban öğrenmiş ama. Çok üzgünüm. Ama karınız mide kanseri. Üstelik hayli ilerlemiş. Birkaç ayı anca çıkarır.
Kadının sonucu öğrenip her gece eve sarhoş gelmesinin sebebi işte bu. Annene nasıl söyleyeceğini bilememiş. Sıkılmıştım ben. O baraka çok küçük. Evimizi özledim baba. Çocuklarımı da özledim. Sana baba demeyi özledim. Annemle şakalaşmalarımızı özledim. Gülüşmelerimizi özledim. Oğlumda birini sevdim. Ama yanlış birini. Lütfen çabuk iyileş baba. Sana ihtiyacım var. Yasemin. Söyleyeceklerim var. Peki, konuşalım. Ali. Bir dakika gelir misin? Ne oldu Asiye? Ali, bir şey söyleyeceğim. Lütfen gene başlama, ne olur. Ali, ben Yasemin'le konuştum. O kızın hiçbir günahı yok Ali. Annesiyle babası senden haberdar olunca onu cezalandırmışlar. Cep telefonunu bile elinden almışlar. Annesi getirip götürüyormuş koleje. Berk'in arabasına bindiği o gün annesi de arabadaymış. Berk'i o çağırmış arabaya. Geçen gece de kaçıp sana gelebilmek için Berk'le takılmış. Sonradan ekmeye çalışmış çocuğu ama becerememiş. Doğru mu bu söylediklerin? Evet. Ali, o kız seni seviyor. Tamam. Sen beni burada bekle. Ben onu bulmaya gidiyorum. Tamam, merak etme. Alo, Osman. Acil bir durum var. İşte orada lan, dur. Ali? Kemal amca, dur. Hadi.
Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Baba bak sana kimi getirdim. Tanıştırayım, Yasemin. Geçmiş olsun efendim. Sağ ol kızım. Pek de güzelmiş. Kızım şu yastığımı bir düzeltiver lütfen. Sağ ol. Ne zaman başlıyor maçlar? Yarın. Çok zor bir maç olacak baba. Evet. Geçen yılın Türkiye ikincisiyle oynayacaklar. Yine ikinci olacaklar. Çünkü birinci siz olacaksınız. Sağ ol Osman. Sana da zahmet oldu oğlum. Lafı bile olmaz Hasan amca. Hadi ben kaçtım. Yarın görüşürüz. İşte yine evimizdeyiz baba. İki kadeh rakı içeriz artık. Baba. Şaka oğlum şaka. Ama bir ıhlamur demlersin artık bu ihtiyara değil mi? Emrin olur. İyi geceler. Ben yatıyorum. İyi geceler. Gözlerinin içi gülüyor. Annesi gibi. Şu çocuğu yemeği çağırsak diyorum bir akşam. Evet, biz de tanımış oluruz. Thank you.
Aferin size. Bu zor şartlarda finale kadar çıkmayı başardınız. Evet. Tekin Hoca'nın sayesinde. O olmadan önce bir takımımız bile yoktu. Biz de inandık ve başardık efendim. Böyle olunca da başarı kendiliğinden geliyor zaten. Hı hı. Baban ne iş yapıyor? Marangoz. Ağaçla uğraşmak güzel iş. Sen ne yapmayı planlıyorsun? Üniversite sınavında demek istiyor. Annem avukat olmamı isterdi. Peki sen istiyor musun? Evet. Kitapları biraz kalın ama. Ya bu meret de böyle yenmiyor ki. Tanıştığımıza çok memnun oldum delikanlı. Ben de efendim. Finalde de başarılar diliyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir dakika. Bunu sana aldım. Aç hadi. Okuldaki çocuklar aralarında para toplayacaklar. Onların hediyesi. Verirken de dediler ki zaten o kupayı alarak bunları hak etmiş olacak. Karşınızdaki takım teknik olarak sizden daha iyi olacak. Hatta kupayı almak için sizden daha fazla şansları da olacak. Ama sizde olup da onlarda olmayan bir şey var. O da yürek. İşte bu yürek bu kupayı size getirecek. Ben inanıyorum. Buna bütün okul ve mahalle de inanıyor. Ne olursa olsun, pes etmeyin. Hayatta kalın. Thank you.
defa çimlere gömeceğim seni. Göreceğiz. Bir 45 dakikamız daha var. Bozmayın moralinizi. Hadi. Toparlanın artık. Kaldırın başınızı. Bu maçı kazanacaksınız beyler. Anlamıyorum ya. O kadar çalıştık. Sakin olun. Daha maç bitmedi. Hocam çok sert oynuyorlar ya. Öyle mi? E maça çıkmayalım o zaman. He? Bana bakın. Şimdi o sahaya çıkıp hayatınızda hiç koşmadığınız kadar koşmanızı istiyorum. O sahaya çıkıp hayatınızda akıtmadığınız kadar ter akıtmanızı istiyorum. Düşeceksiniz. Ama sonra doğrulup ayakta kalmayı bileceksiniz. Bunu başarabilirsiniz. Ben size inanıyorum. Ali. Siz bize ayakta kalın demediniz mi? Hocam. Beş arkadaşlar. Seviyorum.